Getir filtresiz. Abi sağlayabilirsiniz. Baş belası oldum pek ve ninja tarzı kedos rek merdiven. Sesim iyi geliyor mu birazcık? Kısım bir şey. Kimseci. Enes hoş geldin kardeşim. İyi akşamlar hepinize. İyi Yasin'im biliyorsun çalışıyoruz. Aynı şekilde. Medya sektörü bitmiyor bizde maalesef. Sen de çalışıyorsundur diye düşünüyorum, medya böyle iyi. Yusuf'um ne yapıyorsun kardeşim? Nasıl gidiyor uçuşlar diyeceğim ama malum durumlardan dolayı çok yolunda gitmiyordur herhalde. Bu arada bu akşam Erdeniz bizde olacak. Kuşadası'nda mı dedim de mi yaşıyor? Şu an çok emin değilim. Bir popçu kardeşim bizle olacak. Hatta sorayım nerede kaldın diye. Gel hadi. Yazdım katılır bize hep beraber bir şey. Gayet iyi diyor. İç hatlar daha yok. Maalesef işte yani virüs olunca böyle şeyler söz konusu. Hepimizin sağlığı daha önemli. Bu arada yayınların tekrarını, devamını izlemek için YouTube sayfamdan bakabilirsiniz ya da 24 saat devam ediyor. Kerem hoş geldin kardeşim. 24 saat hikayem de devam ediyor. Kontrol edebilirsiniz. Mayıs'tan sonra gibi açılır işler diyor. İnşallah kardeşim çok da uzamaz bu dönem diye düşünüyorum. Çünkü maalesef yani sağlık söz konusu ve işte hepimizin eli kolu bağlı. Maalesef dünyanın her yerinde böyle bir şey var. 09 Enes Pirseci ne yapıyorsun kardeşim? Mücahit Tunal yayına katılmış. Hoş geldiniz. Mücahit Tunal doğru okuyorum değil mi? Evet. Selçuk Mehmet hoş geldiniz. Bakalım başka kimler var. Yavaş yavaş herhalde bildirim gittikçe katılıyor herkes. Nasıl gidiyor karantina günleriniz? Siz alttan yazın ben de okuyayım. Umarım yolundadır her şey. Umarım rayında gidiyordur her şey. Başarıların daim olsun güzel adam demiş Kerem kardeşim çok teşekkür ederim. Ama işte güzel değilim yaşlanıyorum artık yani hep ışıktan bunlar maalesef biliyorsun. Kamil abi müzik demiş. Müzik evet yani hepimizin hayatı müzik üzerine. Çalışmaya devam demiş Selçuk. İşte yani bir kısmımız çalışmaya devam ediyor ki ülkemizde üretim devam etsin. Nasılsın kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Okan abi geldi. Okan abi merhaba. Hoş geldin. Pirseci müzik kardeşim. Sende ne var ne yok? Bizde de aynı durum. İşte program yapıyoruz. Stokladıklarımızı yayınlıyoruz. Okan abi selamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. Nazilde nasıl durumlar? Stokladıklarımızı yayınlıyoruz. Ufaktan kendi çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten az çok takip edenler biliyor. Bir nette sıkıntısı yaşadık klipte ama klibi kendi kanalıma yükledim. Tekrar izlemek isteyenler. Özkan hoş geldin kardeşim. Özkan eski mesai arkadaşım. Selamlar, hoş geldin. Bakayım Serhat geldi. Serhat hoş geldin kardeşim. Nasıl gidiyor gençler karantina hayatınız? Evlerdesiniz değil mi? Dışarı çıkmıyorsunuz. Bu arada yorum yaparsanız okursun. Kahverengisi. Onu çok anlayamadım abi. Dumble nasıl dayı? Nasıl olsun bu arada şey Burçin yeğenim. Nasıl olsun büyüyor sürekli. Erdeniz geldi. Erdeniz'le yayın yapacağız. Onu bekliyoruz. Ayşelin geldi. Ahmet Doğan geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel sağlıklı günler geçiriyorsunuzdur. Erdeniz bana istek atarsa kabul ederim. Yayınımızı yaparız. Yayınımızı izlemek için 24 saat hikaye kısmında paylaşıyorum. Ama YouTube'dan da tekrar yüklüyorum profilime. Oradan takip edebilirsiniz yayınları. Sesim nasıl geliyor bu arada arkadaşlar? Erdeniz de bana attı istek. Kabul edeyim. Geç. Nazilli nasıl? Evet Nazilli nasıl diye sordum. Bağlantı yapıyoruz şu an. Kardeşim ne yapıyorsun? Kardeşim merhaba nasılsın? İyi kardeşim çoktandır görüşemiyorum. Çok yıl oldu ya görüşmeyeli değil mi? Vallahi bayağı bir yıl oldu. Pirseci yazdı takip ediyorum. Çıkmak zorundayım kendisi. Görüşürüz. İyi akşamlar Enes. Görüşmek üzere. Nasıl gidiyor müzik işleri? Kardeşim nasıl gitsin? Vallahi
Biliyorsun ülkemizin durumundan kaynaklı biraz psikolojik sorunlar yaşıyorum açıkçası. Yani böyle tam üretkenliğe geçeceğim ama Yani kendimi veremiyorum yani. Şu anlık tam böyle şekilde kendimi veremiyorum. dünyada böyle bir durum var. Yani maalesef bunu kabul etmek lazım. Dünyada böyle bir durum var. Bu sadece bizim ülkemizle alakalı olan bir şey değil. Alttan da Evet. başkasın bu arada. Nerede yaşıyorsun şu an? Kankam Bıraktığım yerde devam ediyorsun. Güzel mi Didim'deyim. Aydın Aynen. Ya bir gittim, geldim, baktım olmuyor. Biraz zorladım. Şu anlık Didim'deyim. Bu yazı geçireceğim, sonra tekrar Can geçeceğim yani. katıldı yayınımıza. Can hoş geldin kardeşim bu arada. Ne yap? Şimdi sen çok eskiden aslında hip hop müzikle uğraşıyordun. Şu an pop müzikle uğraşıyorsun. Niye böyle bir geçiş yaptın? Valla ya rap'in patlaması benim sebebim olabilir yani. Sebebi ben O olabilirim. kadar mı şanslısın? Yani ben bıraktım. Ya şöyle açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben 2008'de rap müziğe başlamıştım. Ki rap müzikten hiçbir zaman ayrılmadım. Veya müzikleri dal dal ayırmak yerine direkt komple gördüğüm için hani her bölümünde olmak istiyorum aslında. Hani pop olur, rap olur, arabesk olur. Ya hoşlanıyorum kardeşim öyle söyleyeyim ya. Hani devam etmek de istiyorum her dalında. Bu arada sabah klibine baktım. Bayağı 1 milyon izlenmiş kardeşim. Kanka Nasıl teşekkür bir ederim. PR yaptın? Teşekkür Bize de söyle, biz de yapalım. ederim. Kanka inan bana şans ya. Yani şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben rap müzikte asla bu dinlenmeleri göremeyeceğimi hayal... Yani o dinlenmelere gelebileceğimi düşünmediğim için müziği değiştirmem gerektiğini anladım. Hani biraz maddi bakmaya başladım kardeşim. Açıkça bunu söyleyebilirim. Hiç insanları kandırma hayalim vesaire bir şey yok. Biraz maddi düşündüğüm için pop müzik yapmaya karar verdim ki rap müzikte alamadığım sahneleri, alamadığım kaşeleri popta gördüm. Evet Ki gördüm no yani. name biri olmama rağmen. No name biri olmama rağmen kesinlikle. Ya şu bir gerçek, canlı müzik yapmak için her yere katılabiliyorsun yani. Küçük bir Evet. kafede de canlı müzik yapıyorsun, bir barda da yapabiliyorsun ya da işte bir Evet, konser evet, alanında, bir festivalde, sahnede yapabiliyorsun maalesef. Maalesef evet. demeyeyim, böyle bir gerçek var çünkü cover Evet. yapabiliyorsun. Böyle bir şey Evet, söz evet, evet. konusu. Peki şey, büyük kulüplerde hep çıkıyorsun. Menajerin kim? Bana hemen pasla Ya, menajerini. şimdi şöyle Didim biliyorsun Didim'deki sahneler ayrı sahneler. Onlar bir tanıtım amaçlı sahnelerdi. Onlardan hani böyle kalkıp 8-10 repertuarlık bir sahne olmadı. Karabük, Yalova vesaire bunlar event şeklinde, bunlar iş şeklinde gidildi ama daha çok bu Didim'deki iki sahne tanıtım amaçlıydı yani. Diğerleri menajerimleydi ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum rap'teki şu an menajerlik, rap'teki piyasa, rap'teki kaşeler ki duyduğuma göre uçmuş fiyatlar. 30-40 bin Kardeşim, ne oldu? Rap'e dolar geri mi dönüyorsun? falan ya. Düşünmedim değil. Ama hani oradaki sistem de nasıl diyeyim sana? Ya çok kaypak insanlar ya. Menajerler çok kaypak insanlar yani. Ya maalesef yani menajerlik dünyada böyle bir meslek. Yani işini çok iyi yapan insanlar da var. Evet ama menajerlik dünyada böyle bir şey. Bu konuda Evet. yapabilecek bir şey yok. Peki Didim'de Evet. nasıl havalar? Nasıl geçiyor Didim'de karantina Didim. günleriniz? Didim çok güzel ya. Didim nasıl? Ben Didim'den nefret ederdim ama değerini anladım yani. Buranın değerini gerçekten anladım. Yani en son ne zaman geldim? Herhalde bir 3 sene önce falan, yani 2 sene önce falan gelmiş olabilirim. Ya da Dominik'ten Evet. döndüğüm zaman geldim. 2018 sonu falan. O zaman Evet. geldim. Yani çok da hareketli değildi ama gördüğüm kadarıyla bir hareket var sizin için. Ne konudan hareket, ne konudan şey. Şimdi bir kere yaz değil şu an. Ben hava olarak güzel dedim. Şu an havası gayet güzel yani. Beklenti içinde Yoksa değilim diyorsun. yoksa yaz bakımından hani ya bakış açıya bağlı ya. Ben hiçbir şekilde burayı sevmiyordum dediğim gibi. Ama buranın cennet olduğunu gördüm. Bu şey anlamında değil. Ortamlar vesaire ne bileyim. Hareketlilik anlamında değil.
Burası gerçekten güzel bir memleket. Ama Yani yazın, Ege güzel. sadece yazın. Ege güzel, evet. Yurt dışına da çıkıyorsun. Kıyaslıyor musun hiç yaşadığın yeri dışarıda çıktığın memleketlerde, gördüğün yerlerde? Ya ben evet kesinlikle oradan zaten bu konuya vardım. Buradaki güzelliği ya yurt dışı dediğimde şimdi benim o yurt dışı kalkıp Avrupa'sı bir yer değil yani ne bileyim. Arnavutluk kanka. Arnavutluğa gittim. Avrupa'da öyle çok övülecek bir yer görmedim zaten ben de Bilmiyorum ama bak öyle sen gidip görmüşsün ben bilmiyorum. Ama şey değil yani. Arnavutluk buraya nazaran kötü kanka kötü ya. Gerçekten kötü. Peki şey Bu yapacak arada mısın şimdi? Arnavutluk'tan biri Bu bütün de Arnavutluk bizi şey yapıyormuş, linç ediyormuş alt girdi. başımız. Sen Peki neler yapıyorsun? ben ne Nasıl yapayım gidiyor? işte, program, iş, müzik, öyle. Şimdi şey var artık, böyle popçular da trap soundların altına, soundların üstüne bir şeyler yapıyorlar. Sen yapacak mısın böyle bir şey? Ya şimdi birkaç yeni parça kaydettim. Ama hani bunları ne rap olarak ne pop olarak görüyorum açıkçası. Hani sana da atacağım yayından sonra fikrin benim için önemli. Bana yayından sonra atacağın tek şey parça mı? Tamam. Nasıl yani? Nasıl yani? Kardeşim benim. Ben sana atayım şarkıları. Bir bak fikrini alayım senin de. Yeni gelecek şarkılar hani daha çok pop da değil. Hani böyle rap de değil. Ama R&B tatlarında daha evet çok. evet değişik bir sound oldu. Veya geçen şeyi gördüm. Kamera arkası bir görüntü paylaşmışsın. Herkes klip çekiyor. Sen bir kızın yanına gidiyorsun, bir şeyler yapıyorsun, kavga ediyorlar. Nasıl bir kafa oğlum? Ya ilginç güzel bir ortamdı ama yani gerçekten iyiydi ya. Öyle bir şey bir daha istiyorum ama kolay olmuyor. Ne vakit ne zaman ne yani bu işler biraz da sen daha iyi biliyorsun prodüksiyon işin içinde olduğun için Evet, zaten bütçe gerekli yani bir daha ne zaman denk gelir bilmiyorum öyle bir ortam. tabii yani hem zaman hem ortam hem enerji, bunlar birçok şey. Kesinlikle, Yani kesinlikle. kimya kesinlikle tutması lazım her şeyden önce. Kesinlikle. Yani bakınca da sana az önce onun şakasını yapmaya çalışıyorum. Yani PR için bir bütçe ayırmazsan Evet. çok olmuyor gibi yani bu işler. Kesinlikle. Bir de sizin Kesinlikle. sektörde hani rap için bunu söyleyemem de pop sektörü daha o yani. Hani parayı Çok versen haklısın. çaldırırsın, parayı verirsen döndürürsün. Durumu çok fazla Çok var haklısın. bizde. Çok haklısın. Maalesef ki öyle. Maalesef ki öyle. Ya yani şu an hani ben bir yeni bir şarkı çıkartacağım ya. Ben cebime hani bir miktar var. O miktarı belirlemeden o şarkıyı yayınlayamam. O şarkıyı Tamam işte yayınladığım onu anda diyorum. Yayından sonra o miktarı bana at. evet. Bunu Çözeriz. konuşalım. Bunu çözeriz. Benden daha Tamam. iyi menajer mi olur lan? Tabii ki. Tabii ki. Yıllardır verdiğin emekleri ben ya aramızda bazen kopukluklar oldu. Bazı yıllar görüşemedik ama her zaman hani bir şeylerin arkasından koşturduğunu görmek beni çok gururlandırıyor. Ya ben keyif alıyorum bundan. Sen de keza Evet. biliyorum yani. Kafamızdaki manevi boşluğu böyle doldurduğumuzu biliyorum. O yüzden Evet. gerçi sen artık para kazanma derdindesin. Durumu çok başka bir yöne çevirdin. Ya Anlayamadım bu işi. Niye böyle? kanka neden biliyor musun? Ben şimdi rap müzikten örnek vereceğim. Hiçbir zaman iyi yaptığımı veya ben en iyisiyim, şöyleyim veya standartın üstüyüm falan vesaire bunları düşünmedim. Ancak çok da kötü denilebilecek işlerin çok büyük yürüdüğünü ve o insanların çok güzel paralar kazandığını gördükten sonra ya dedim abi ne oluyor? Hani ben Ya yıllardır bu şeyle bir şeyler yapmaya alakalıydı yani. çalışıyorum. Rap müzikte bir piyasa yoktu, bir çıta yoktu. Bu çıta yeni Evet. yeni oluşmaya başladı. Ve artık Evet. dinleyici diyor ki bunu dinlemem çöp ya da bunu dinlerim bu güzel. Yani böyle bir Evet. artık üst ve alt çıta var. O yüzden Evet. 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 söylediğine Evet. çok katılıyorum. Sırf isim diye yani örnek veriyorum. Olmaz da. Kim var hem böyle bilindik underground'da? Piton mesela, artık Piton da yok. Sen onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Piton çöp bir şey kaydetmiştir. İmkansız tabii bu söylediğim. Ama sırf isim diye dinlenmiştir. Senin söylediğinde böyle bir iş. Anlıyorum yani Kesinlikle. söylediğini. Kesinlikle. Zamanında birçok örneğinde gördük böyle. Kesinlikle, Bu evet. konuda haklısın. Var mı son
söylemek istediğim bir Teşekkür soru. ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz. Yayını Teşekkür ederim. izlemek isteyen herkes hikayemden tekrarını izleyebilir. Aynı zamanda YouTube profilime atacağım. Profilimde linki var. İsteyen tıklayıp bakabilir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür Görüşmek üzere. ediyorum. Görüşmek üzere. Evde kalın, dışarıya çıkmayın. Olabildiğinizce sağlığınıza mukayyet olmaya çalışın. Akıl sağlığınıza da mukayyet olmaya çalışın. Ve bunun için de Kesinlikle. kitap okuyun. Yemek yemeyin, kitap okuyun. Ve sonra şişko olacağız. Yapmayın böyle şeyler. Herkese Kesinlikle. iyi akşamlar. İyi akşamlar.